hesap makineleri, matematiksel hesaplamaları yapma şeklimizde devrim yaratarak günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Basit aritmetikten karmaşık matematiksel işlemlere kadar problemleri kolaylıkla ve doğru bir şekilde çözmemizi mümkün kılmıştır. Ancak hesap makinelerinin tarihini ve bugün kullandığımız gelişmiş hesap makinelerin yolunu açan ilk modelleri çok az kişi bilmektedir. Bilinen en eski abaküslerden ilk elektronik hesap makinelerine kadar bu video, hesap makinelerinin evrimine ve onları hayata geçiren yenilikçi beyinlere büyüleyici bir bakış sunmaktadır. Bu makalede hesap makinelerinin dünyasına pencere açıp, şimdiye kadar icat edilen en eski 8 hesap makinesini inceleyeceksiniz. İyi seyirler. 8 numara HP65. HP65, Hewlett-Packard tarafından 1974 yılında icat edilen çığır açıcı bir hesap makinesiydi. İlk programlanabilir hesap makinelerinden biriydi ve kullanıcıların hesaplamaları saklamasına ve geri getirmesine olanak tanıyordu. Bu da onu, mühendisler, bilim insanları ve diğer profesyoneller için güçlü bir araç haline getiriyordu. HP65'in 15 basamaklı ondalık sınırı olup, zamanının diğer hesap makinelerinden önemli ölçüde daha yüksek ve kullanıcılara daha fazla doğruluk ve kesinlik sağlıyordu. Bu hesap makinesi aynı zamanda, kullanıcıların programları saklamasına ve daha sonra geri çağırmasına olanak tanıyan, manyetik bir kart okuyucuya da sahipti. Bu da onu yenilikçi bir cihaz haline getiriyordu. Ayrıca HP65, kompakt, taşınabilir ve şıktı. Bu da onu profesyoneller arasında popüler bir seçim haline getirmiştir. 7 numara, Busicomle 120A. Busicomle 120A hesap makinesi, hesap makineleri tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. 1971 yılında Japon Busicom şirketi tarafından icat edilen bu hesap makinesi, karmaşık hesaplamaları daha yüksek doğruluk ve hızda gerçekleştirmesine olanak tanıyan, mikro işlemci teknolojisine sahip ilk hesap makinelerinden biriydi. 120A'nın 12 basamaklı bir ondalık sınırı vardı ve bu da onu çeşitli sektörlerdeki profesyoneller için güçlü bir araç haline getiriyordu. Busicomle 120A'nın kritik özelliklerinden biri, kompakt tasarımı ve taşınabilirliğiydi. Bu da onu, hareket halindeyken hesaplama yapması gereken mühendisler, bilim adamları ve diğer profesyoneller arasında popüler bir seçim haline getirmiştir. Ek olarak da 120A, zamanının diğer hesap makinelerine kıyasla nispeten uygun fiyatlı olmasıyla, onu daha geniş bir kullanıcı kitlesinin erişebilmesini sağlıyordu. 6 numara, Caltech. Texas Instruments tarafından 1967'de icat edilen Caltech hesap makinesi, hesap makineleri tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Aynı zamanda üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve diğer eğitim ortamlarında karmaşık matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılan ilk programlanabilir hesap makinelerinden biriydi. Diğer ilk programlanabilir hesap makineleri gibi, kullanıcıların ölçümleri saklamasına ve geri çağırmasına olanak tanıyarak, öğrenciler ve araştırmacılar için değerli bir araç haline gelmiştir. 6 basamaklı sayıların ondalık sınırıyla Caltech hesap makinesi, o zamanlar çoğu hesaplama için yeterliydi. Kompakt tasarımı ve taşınabilirliği, sınıf dışında hesaplama yapması gereken öğrenciler arasında, onu popüler bir seçim haline getirmiştir. 5 numara, Anita MK8. Anita MK8 hesap makinesi, 1961 yılında İngiliz şirketi Bell Punch tarafından icat edilen ilk elektronik masaüstü hesap makinelerinden biriydi. 12 basamaklı sayıların ondalık sınırıyla, karmaşık hesaplamaları doğruluk ve hızla gerçekleştirebiliyordu. Finans, mühendislik ve bilimsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmış, o zamanlar önemli bir teknolojik ilerleme olarak kabul edilmiştir. Anita MK8, dayanıklı yapısı ve güvenilirliği ile biliniyor olması, onu günlük hesaplamalar yapması gereken profesyoneller arasında popüler bir seçim haline getirmiştir. 4 numara, IBM 608.
IBM 608, 1954 yılında IBM tarafından icat edilen, devrim niteliğinde bir hesap makinesiydi. Ticari olarak üretilen ilk elektronik hesap makinelerinden biri olup, hesap makinesi teknolojisinin geliştirilmesinde ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı. IBM 608, 9 basamaklı 40 sayının ondalık sınırıyla karmaşık hesaplamaları, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Oldukça çok yönlü olup, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi çeşitli matematiksel işlemleri gerçekleştirebiliyordu. Mühendislik ve bilimsel araştırmalardan finansal hesaplamalara ve veri analizine kadar, birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmıştır. 608, güvenilirliği ve dayanıklılığıyla tanınıyor olup, günlük hesaplamalar yapması gereken profesyoneller arasında popüler bir seçim haline gelmiştir. 3 numara, aritmometre. Aritmometre, Charles Xavier Thomas de Colmar tarafından 1820'de icat edilen mekanik bir hesap makinesiydi. En eski mekanik hesap makinelerinden biri olup, hesap makinesi teknolojisinin geliştirilmesinde ileriye doğru büyük bir adım atılmıştı. Aritmometre, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirebiliyor, 6 basamaklı sayılardan oluşan bir ondalık sayı sınırına sahipti. Son derece güvenilir olup, finansal hesaplamalar ve veri analizi de dahil olmak üzere, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyordu. Mekanik tasarımı onu çok dayanıklı kılıyor olmakla birlikte, birçok aritmometre, ilk icat edilmelerinden onlarca yıl sonra hala kullanılmıştır. 2 numara, silindirik hesap makinesi. Philip Matthews Hahn tarafından 1773 yılında icat edilen silindirik hesap makinesi, silindirik form faktörüyle tasarlanan ilk hesap makinelerinden biriydi. Bu tasarım, hesap makinesini kompakt ve taşınabilir hale getirmiş olup, matematikçiler ve mühendisler arasında popüler bir araç haline getirmiştir. Silindirik hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede dahil olmak üzere temel aritmetik işlemleri gerçekleştirebiliyordu. Zamanına göre son derece gelişmiş sayılan, 9 haneli bir ekranla donatılmıştı. 1 numara, Calculating Clock. Wilhelm Schickard tarafından 1623 yılında icat edilen Calculating Clock, dünyadaki en eski hesap makinesi olarak kabul edilmektedir. Bu olay, hesap makinesi teknolojisinde büyük bir atılım olup, mekanik hesap makinelerinin geliştirilmesinde önemli bir ileri adıma işaret ediyordu. Calculating Clock, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede dahil olmak üzere, temel aritmetik işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. 6 haneli bir ekrana sahip, karmaşık hesaplamaları nispeten kolaylıkla gerçekleştirebiliyordu. Bugün Calculating Clock'un mirası, mucidi Wilhelm Schickard'ın yaratıcılığının bir sembolü olarak, hesap makinesi teknolojisi alanında yüzyıllar boyunca kaydedilen ilerlemenin bir kanıtı olarak, yaşamaya devam etmektedir. Hesaplama saati, gelişmiş yeteneklerine rağmen, üretilen cihazların sınırlı olması nedeniyle, yalnızca kısa bir süre kullanılmıştır.